Efendim, ekranların en arkadaş, en candaş, en sırdaş yarışma programı. Bence Bilirsence'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün stüdyomuzda 15 yıllık arkadaşlıkları olan Elif ve Sıdıka Hanım var. 15 yıl mıydı ya? 10 yıl. Yani ille 5 yıl sonra 15 olacak. Biz hani öngörüyle 5 yıl öncesini söyleyerekten. Ve uzak şehirlerden gelerek bizlere misafir olmak istediler ve bizi çok memnun ettiler. Keşke sizleri de ağırlayabilsek. Bence Bilirsence diyanet.tv adresine başvurmanız... burada bizlere misafir olmanız için yeterli efendim. Sizleri de burada ağırlamak bizim için çok önemli ve bizleri çok memnun edecek bir şey olduğunu söylemek istiyorum. Ve yarışmak değil ana maksat aslında. Biraz muhabbet etmek, hep birlikte unuttuklarımızı yeni baştan hatırlamak, bilmediğimiz şeyleri hayatımıza dahil edip öğrenmek amaçlı diyebileceğimiz bir muhabbet masasına hoş geldiniz. Sizler de benim ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sizler ve bizler için öncelikle sağ tarafında bulunan Elif Hanım'ı tanıyarak başlayalım istiyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Elif Çıbık, 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde son sınıf öğrencisiyim. Normalde Konyalıyım. Arkadaşımla da Konya'dan arkadaşız. Liseden ve aynı zamanda üniversiteyi de aynı senede kazandık. Üniversite arkadaşlığımız da oldu. Toplamda 10 yıllık arkadaşız. Birbirinizi gayet iyi tanıyan, can dost, can arkadaş ve sırdaş. Genelde arkadaşlar böyle uzun yıl arkadaşlıkları olanlar. Hayatlarındaki en büyük sırdaşıdır aynı zamanda arkadaşların. Belki ailelerinizin bile birçok bilmediği şeyler. İki arkadaş tarafından gönül rahatlığıyla paylaşıldığında bir sırdaşlık ifade ediyor. Arkadaşlık ilerleyen yıllarla beraber bu ahenkle dostluğa dönüşüyor değil mi? Evet. Sizin için dostluk, arkadaş demek... Evet. Geçilmiş bir dostluk. Aşama daha çok dostluk diyebiliriz. Peki, başarı dilemek zorunda değilsiniz. Diler misiniz? Şimdi dostluk devam edeceği için dostluk biraz dileyim yine başarılar diliyorum. Dostluk baki ama burada iddialı bir yarışma. Evet. Ben kazanacağım diyorsunuz yani. İnşallah, temennim o. Haydi bakalım göreceğiz. Hemen Sultanım'da olan Sıdıka Hanım'ı tanıyarak devam edelim. Merhabalar. Sıdıka Köse, 1992 Konya doğumluyum. Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs Üniversitesi Din, Kültür ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliğinden mezun oldum. Aynı yıl içerisinde Erciyes Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde yüksek lisansa başladım. Şu an Kayseri'deyim, devam ediyorum. Ne kadar güzel. Bu arada siz aynı yıl mı kazandınız? Evet, evet aynı yıl kazandım. Sizin bir yıl fazla mı? Şimdi ilk yıl kazanamadık. İlahiyat benim 5 yıl olduğu için hani hazırlık okudum. 4 yıl. Benimki 4 yıl. Onun için bir yıl önce şehri terk ederek arkadaşınızdan uzaklaşmışsınız ama kalpler, gönüller... Burada birleştik. Her zaman bir. Ne güzel. Birleştiren, kalpleri birleştiren, dostları yakınlaştıran program aynı zamanda bence Bilirsence. Başlıyor. Hazır mısınız? Hazır. Gelsin ilk soru. Gelsin. Ölümlerinin ardından hüzün yılı ile anılan isimler kimlerdir? Hüzün yılı. Şıkları görelim. A. Ebu Talip ve Hazreti Hatice. B. Hazreti Ömer ve Hazreti Abbas. C. Hazreti Hamza ve Hazreti Zeyd. D. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin. Bence bilir. Bence de bilir. Ne verelim? 4 puanla başlayalım. Güzel. Cömertçe bir arkadaş puanı bu. Hazır mısınız? Hazırım. Siz başarı dilediniz mi arkadaşınıza? Dostluk kazansın diyorum. Başarılar diliyorum kendisine. Hazırsanız alalım cevabı. Tamam. A şıkkı Ebu Talip ve Hazreti Hatice. Siz ne derdiniz efendim? A şıkkı derdim ben. Bakalım doğru cevap neymiş. Tebrik ederiz. Çok güzel bir puanla başlamış oldunuz. Zira Sıdık Hanım, arkadaşınız son derece cömertçe, bonkörce 4 puanla başlattı sizi bilir tahmini üzere. Evet. Bu demektir ki ben size böyle puan verdim Elif Hanım. Siz de bana ona göre verin demek aynı zamanda. Mesajını ben söyleyemediğim mesajı size iletmiş olayım. Peki gelsin. Sıdık Hanım'ın sorusu. Tarihe Cemel vakası olarak geçen olayda yer alan deve kime aittir? Bakalım ne yapacak merak ediyorum. Daha çok Elif Hanım ne yapacak bu anlamada merak ediyorum. Gelsin şıklar. Hazreti Ali, Hazreti Ayşe, Hazreti Zeynep, Hazreti Osman. Bence bilir. Bence de bilir. Ve? Evet. Onun izinden gideceğim, ben de 4 puan vereyim. Süper. Tebrik ediyoruz. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım cevabı. 5 şıkkı Hazreti Ayşe. Siz ne derdiniz efendim? Evet, doğru. Bakalım beş doğru cevap neymiş? Tabii ki Hazreti Ayşe ve
Tıpkı arkadaşına yaptığın gibi o da sana 4 puan verince yarışmaya Elif ve Sıdıka kardeşler, arkadaşlar, dostlar 4'er puanla başlamış oldular. Heyecan var mıydı? Yok. Sizde var mıydı? Geldik. Yani çok az. İşte şimdi 4 puan alınca o heyecan da geçmiştir artık. Yani rahat. Ve ilk sorular doğru bilinince son zamanlarda hep sıkça tekrarladığımız şeyi tekrarlayalım. Sizden rekor bekliyoruz. Şu anda 10'da 10 yapmış masada 2 yarışmacımız yok. Bir yarışmacımız 10'da 10 yaptı ama her iki yarışmacımız 10'da 10 yapıp altın soruya geçemedik henüz. Bir ümitle İnşallah. İkinci soruyu sormak isteriz. İnşallah. Gelsin. Kaz ve bazı diğer kuş türleri sürü halindeyken neden V şeklinde şeklini alarak uçarlar? Çok enteresan, harika bir soru. Evet. Gelsin şıklar. A çarpışmamak için, B lider kuşu korumak için, C daha hızlı uçmak için, D daha az yorulmak için. Bence bilir. Bence de bilir diyorum. 3 puan verelim. Emin misin? Yani bileceğini düşünüyorum. Duyulan bir kuşlarla şey. İlgisi var mı? Yani çok ilgisi yoktur ama... Konuyu hiç konuştunuz mu? Konuyu hiç konuşmadık ama duymuş olabileceğini düşünüyorum. Siz duydunuz mu? Ben bildiğimi düşünüyorum, evet. Biliyorum yani. Bir tahmininiz mi var? Sanırım biliyorum. Peki emin misiniz 3'te diye tekrar soruyorum. Eminim, 3 verelim. Peki hazır mısınız? Hazırım. Arkadaşınız sizi benden daha iyi tanıyor. Haliyle evet. Çok normal, 10 yıllık bir dostluk, arkadaşlık var. Bakalım 3 puan artıhaneye yazılacak mı? Ümitlerimizi bir adım daha atabilecek miyiz? Görelim. Alalım cevabı. Mantık yürüterek yani cevaplayacağım. Açıkçası duymadım. Lider kuşu korumak için B. Ben D şıkkı daha az yorulmak için. Çünkü rüzgara karşı o şekilde uçmaları gerekiyor. Görelim doğru cevabı. Emin misiniz diye 4 defa sormuştum var. Bilirsin. Fakat bazen şöyle oluyor değil mi? İnsan kendi bildiği bir şeyi, yakın arkadaşı, dostu, eşi, kuzeni, annesi, babası onu da bilebileceğini düşünerek bu puanlama yapıyor olabilir. Ama kesinlikle bunu bir yerde duymuş olmak lazım. Çünkü mantık yürüttüğünüz zaman sizin dediğiniz olabilirdi. Fakat sizin dediğiniz doğru cevap. Yanlış olunca 3 puanınız sizin yazık oldu açıkçası. Bize de yazık oldu. Çünkü biz açıkçası 10'da 10 olsun ve bu rekor bugün... İki güzel dosttan çıksın dedik ama olmaz. Yani, olsun, olmaz. Önemli değil. Sorun değil. Başka zamana kalabilir bizim durumumuz. Fakat sizin için çok sıkıntılı bir durum değil. Onu belirtmek isterim. 3 puan çok büyük bir puan değildi. Allah muhafaza 10 verebilirdi emin misin sorusuna. İyi ki de merhametlice Elif Hanım, Sıdıka Hanım size iyi bir puan verdi. Bakalım muhabir soru nasılmış? Ren geyikleri sürü halinde dolaşırken niçin koku salgılarlar? Bence bilir diye daha şıklar çıkmadan söylemek istiyorum. Çünkü az önceki sorudan da evet. Fark etmişsiniz ilgisi var. Görelim. Avlarını sersemletmek için, kaybolmamak için, bronzlaşmak için, uyumamak için. İbrahim orada mı ya? Bazı şıkları var İbrahim'in. Beni benden alıyor yani. İşte diyorum bir araştırmak lazım Hakan yani bronzlaşmak için seçeneğini. İbrahim bir açıklama yapıyor mu size bu arada? Çok güzel. Ben biraz düşünün diye rejiyle İbrahim'in durumu hakkında biraz konuştum. Evet. Arkadaşınızın hobisi uyumakmış. Fobisi de uyanmakmış. Evet, olabilir. Size çok değiştim diyormuş uyku konusunda ama hep sürekli çok uyuyormuş. Biraz orada sıkıntımız var. Aynı odada da kalmışlığımız olduğu için. Mesela bu uyku meselesi ne kadar bir abartı? Günlük mesela kaç saat uyuyor? Kendisi şey demişti, 12 saat uyuduğumda tam alamıyorum. Yerinde oluyor. Ciddi misin? Çok fena. Ne ara ders çalışıyor, ne ara okula gidiyor yani. Ya şu ara o kadar uyuyamıyorum tabii ki. Ya çok uyumak da iyi değil malum. Ama sizin normaliniz 12 gerekiyor. Saat. Yani 12 saatte anca uykumu alabiliyorum. Allah Allah. Müthiş.
Yani bence bilir. Bir önceki soruyu bildiğine göre. Gerçi çok farklı sorular ama hani bu tarz... Aynen. Onu duydum mesela, bunu duymadım. Lütfen bir şey söylemeyin. O zaman... Ama tahmin yürüterek bulabilir. Bence bilir diyorum. Ve? 2 puan veriyorum. Bilir diyorsunuz. Bilir diyorum. Peki. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım cevabı. B, kaybolmamak için diyorum. Siz ne derdiniz? Ben de B derdim. Bakalım doğru cevap neymiş? Tebrik ediyoruz. Teşekkürler. 2 puan da gayet mantıklı ve iyi bir seçenek oldu açıkçası. Ve duruma bakıyoruz arkadaşlar. Elif Hanım 1 puanda, Sıdık Hanım 6 puanda, hiçbir şey için geç ya da erken değil. Henüz yolun başındayız diyor ve hazır mısınız? Gelsin yeni soru. 36 Osmanlı padişahı içerisinde tuğrası olmayan tek sultan kimdir? Şıkları görelim. A. Murat Hüdavendigâr, B. Orhan Gazi, C. Osman Gazi, D. 1. Beyazıt. Bence bilir. Ben bilemez diyorum. Ve? Ve 6 puan verelim. Bu arada şunu söyleyeyim. Birbiriniz için 10'u vereceğinizde çok vakit kaybetmeden onu tercih edin ki 10 dediğiniz an 7 saniyesi var. Tamam. Bu avantaj iyi bir avantaj gibi görünüyor. Bir de cevabınızı alabilir miyiz dediğimizde tam 7 saniyeniz var. Lütfen 7 saniye içinde cevaplarsanız. Doğru bile olsa kabul edemiyoruz çünkü 7 saniyenin dışındakileri. Peki hazır mısınız? Hazırım. Alalım cevabı. C şıkkı Osman Gazi. Efendim siz ne derdiniz? Ben de Osman Gazi derdim. Bakalım doğru cevap neymiş? Tebrik ederiz. Şahane bir 6 puan oldu açıkçası. Evet. Bunda da siz üzülmeyin. Şimdi 6 puanı artıhanenize yazılırsa telafi etmiş olursunuz. Gelsin muadil. Herkesin Mevlana'ya ait olduğunu bildiği ne olursan ol yine gel sözü aslında kime aittir sorusu Konyalı birine geldiği için ben bence bilir diyorum şimdiden. Şıkları görelim. A. Ebu Said Ebul Hayr, B. Şems-i Tebrizi, C. Şemseddin Semerkandi, D. Şeyh Bedrettin. Bence bilir. Bence de bilir. O zaman 5 verelim. 5 puan. Evet. Hazır mısınız? Şeyh Bedrettin. Tamam. Emin misiniz? C şıkkı Şemseddin. Alalım cevabınızı. C şıkkı Şemseddin Semerkandi. Siz ne derdiniz? Açıkçası ben de bu soruyu çok emin değilim. Ya, A derdim. Ebu Said'i Ebul Hayr. Bakalım doğru cevap neymiş? Bu soru size gelseymiş bileceğiniz evet. Bir soruymuş. Açıkçası bir yerden şey yapalım dedik ama öbür tarafta tabii çok fazla müdahil olamadık. Tabii ki herkesin de bildik ve objektif olmaya çalışan bir, en azından bunun için gayret eden bir sunucu olarak. Bunda bir 5 puan eksi yazıldı size ama yine telafi edilmeyecek bir durumda değil. Peki, gelsin mi yeni soru? Gelsin. Sorunuz şöyle. Gayelerin en güzeli, en iyisi anlamına gelen kelime hangisidir? Şıkları görelim. A. Akvam, B. Ahsenül Gayat, C. Ahyed, D. Akli Külli. Bence bilir. Bence de bilir. 2 puan verelim. Bence oldukça mantıklı bir puanlama oldu. Fakat biri de kullandıktan sonra düşündüğünüz 5 olacak artık. Umarım hata yaptığınız bir şey de olmaz. 3'te zannedersem bir aksaklık yaşadık. Doğru mu? Evet. Bir de 6'da. En büyük hobiniz yemek yemekmiş. Evet, çok seviyorum maalesef. Ben de çok seviyorum ama yani keşke böyle sürekli yemek yesem ve hiç şişmanlamasam diye düşünmüyor değil. Mustafa ile ikimiz gerçekten bu anlamda biraz üzgünüz. Felsefe yapmak bir hobiniz.
Evet, felsefeyi seviyorum. Bundan arkadaşınız şikayetçi mi? Bazen çok eleştiriyorum. Ya onunla... çok eleştiriyor ama eleştirmek güzeldir tabii. Yani çok sıkılmıyorum. Güzel. Evet. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım cevabı. B şıkkı Ahsenül Gayat. Ben de B şıkkı derdim. Bakalım doğru cevap neymiş? Tebrik ederiz. 2 puan da iyi bir tercihti. Bu sorunun doğru cevap seçeneği de doğru, iyi, güzel bir tercihti ve sizi 9 puana getirdi. Şimdi Sıdık Hanım bakalım muadil soruda ne yapacak ve nasıl bir puan alacak merak ediyoruz. Gelsin. İbret verici olayların en güzel şekilde nakledilmesi anlamına gelen kelime hangisidir? Şıkları görelim. A. Arasat. B. Ameli Salih. C. Ahsenül Kasas. D. Akza. Bence bilir. Bence de bilir. Yani tahmin yürüterek bileceğini düşünüyorum. B. Ve 3 puan. Bu arada Elif bütün randevularınıza geç geliyormuş öyle mi? Maalesef öyle bir şey. Ya bunu yapmayın, arkadaşlığınızdaki bir aksaklık bence bu. Ben bunu sonradan öğrendim yazdığımı. Öyle mi? Bunun bir gerçeklikle ilgisi yok mu? Böyle bir şey yok mu? Ben fark etmiyordum ama demek ki birkaç defa geldiyse. Peki bunu Sıdıka yapıyor mu? Tabii ki de. Öyle mi? Hadi o uyuyakalmış yani. Sizin genelde şeyiniz ne oluyor? Bu konuyla alakalı gerekçeniz? Uyuyakaldığında yani biraz... Yok, yok. Şimdi genelde muhtemelen geç kaldığında Sıdıka Hanım uyuyordur. Ha. O bir gerekçe yani. Uyuyakalmışım arkadaşım. Sizin genelde gerekçeniz geç kaldığında ne oluyor, geç kaldığınızda? Genelde ya yapmak istediğim ya da yapmakta olduğum bir iş oluyordur. Şunu da yapayım, bunu da yapayım. Ondan sonra gideyim işte hazırlanırım falan. O da işte tam denk getiremiyorum. Hakikaten zordur ama beklemek. Zor. Ben şöyle hatırlıyorum. Bizim dönemimizde tabii gençliğimizde cep telefonu, çağrı cihazı gibi bir şey yoktu. Ve biz belli saatlerde, belli mekanlarda buluşma işte şu saatte Çınar Altında gibi. Hakikaten de kimse geç kalmazdı yani. Herkes tam saatinde gelirdi. Şimdi o kadar enteresan ki mekansal bir şey söylemiş olsak bile genelde konum at cümlelerimizden biri de. Oradayken bile hani göremiyorum seni neredesin falan diye telefonlaştığımız anlar oluyor değil mi? Evet. Aynı mekandayken bile. Teknolojinin verdiği rahatlık olabilir. Kesinlikle. Evet. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım cevabı. C. Ahsenül Kasas. Siz ne derdiniz ben efendim? Ben de C derdim. Bakalım doğru cevap neymiş? En güzel deyince tabii ki yarışmacılarımız da Arapça konusunda bilgili oldukları için bunu zorlanmadan geçtiler. Fakat birbirleri için 2 ve 3 verdikleri için puanlarda çok etki olmadı. Ama şimdi Elif Hanım'da ve Sıdık Hanım'da birer puanlık bir avantaj var. Ama ondan sonra 5 ve 6'dan başlayan yukarıya doğru giden yüksek sayılar ya sizi bugün eksili hanelerde yarışmanızı bitirmenizi sağlayacak ya da artı güzel bir puanda bitirmenizi sağlayacak. Ama kimin kazanacağı henüz belli, bariz değil. Zira her iki yarışmacımız da çok iddialı ve oldukça iyi. Ve her iki yarışmacımızın da artık bu dakikadan sonra işin şakası kalmadığı puanlara geldik. Evet. Hazır mıyız? Hazırım. Gelsin. Hangisi zekatla ilgili değildir? Şıklarımızı görelim. A. Rikaz. B. İnan. C. Rikab. D. Garemin. Bence bilir. Ben de bilebilir diye düşünüyorum. Ama... Bir puanı saklamak istiyorum. Kesinlikle şu anda. Kesinlikle iyi tercih. 7'miz var. 5'iniz var. 5'im var, tamam. 5 puan verelim o zaman. Siz sanki tam heyecanınızı atamamış gibisiniz. Biz mi yanlış? Bilmiyorum, belki birazcık. Bunun için yapmamız gereken bir şey varsa lütfen çekinmeden söyleyin. Yok, su verebiliyor ederim. Prodüksiyon. Yeterli midir ki? Yeterlidir. Alalım cevabı. B. İnan. Efendim siz ne derdiniz? Bana da B gibi geldi. Bakalım doğru cevap neymiş?
Tebrik ediyoruz sizi. 5 puan daha alınca oldukça iyi bir puandasınız. Fakat şimdi Sıdık Hanım'ın sorusunu da sorduktan ve puanı aldıktan sonra bir puan değerlendirmesi yapalım. Ve Sıdık Hanım'ın sorusu şöyle. Hangisi zekatın yükümlülük şartlarından değildir? Şıkları görelim. A. Nema. B. Tam mülkiyet. C. Nisap. D. Mukim olma. Bence bilir. Bence de bilir. Altı mı bir mi biri saklayacak mısınız yoksa şimdi mi vereceksiniz? Ne yapacaksınız acaba? Merak içindeyiz. Altıyı verelim. Siz de biri sakladınız. Şu an itibariyle her ikiniz de aynı puanları vermiş oldunuz birbirinize. Hı hı. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım gitsin. A Nema diyorum. Karıştırdın mı? Siz ne derdiniz? Ben hangisi derdim? A demezdim. B derdim. Bakalım doğru cevap neymiş? Bir yerde mukim olmak değilmiş. Altı biraz fazla olmadı değil. Bunu yaptı yani Elif, bunu yaptı. Fakat açıkçası bilemeyeceksiniz diye altı vermişliği yok. Doğru evet, mu? Evet. Biri bir kenarda tuttu. Altı ile aradaki fark biraz daha kapanacaktı ama şimdi biraz derince sayılabilir 16 puanlık bir fark var ama kapatılmayacak bir durumda değilsiniz. Lütfen bu sizi üzmesin. Siz de yemiş gibi bir ümit içine girmeyiniz ama tabii. İyi durumdasınız. Evet. Sorularınızı doğru cevaplamaya devam ederseniz zaten doğal olarak Sıdıka Hanım için hiçbir stratejiye gerek kalmayacak. Evet. Dolayısıyla bu şekilde devam ederseniz tabii ki kazananımız olursunuz. Gelsin yeni soru. Sessiz Gemi şiiri kime aittir? On vereceksiniz, bekleme. Şıkları görelim. Atilla İlhan, B. Yahya Kemal Beyatlı, C. Cemal Süreyya, D. Orhan Veli. Bence bilir. Bence de bilir ama bir kalsın gene de. 7 var. 7'yi verelim. Hazır mısınız? Alalım cevabı. B. Yahya Kemal Beyatlı. Orhan Veli gibi hatırlıyorum ama emin değilim tabii. Bakalım doğru cevap neymiş. Bravo, tebrik ediyoruz. Şahane bir 7 puan oldu sizin için. Evet, doğru. Üzerine çok konuşmadan muadili bir görelim. Sessiz Gemi'yi hangi sanatçı seslendirmiştir? Şıklar gelsin. Amel Sayın, B. Esmeray, C. Hümeyra, D. Sezen Aksu. Müzikle arası iyi aslında ama kendi sesinden de bu Sessiz Gemi'yi hiç duymadım açıkçası. O yüzden bilemeyebilir. Yani hatırladığım bir film vesilesiyle son yıllarda son derece meşhur olmuş bir eser diyebiliriz. Çok uzun yıllar önce yapılmış olmasına rağmen 7 mi 1 mi durumundayız? Evet, ikisi arasında kararsız kaldım. Yani yine kesin bilir değilse 1 olmasın çünkü yazık olur. Kesin ama kararsın. Bilmiyorum. 7 verelim. Sanırım biliyorum. Öyle mi? Evet, C şıkkı Hümeyra. Alalım cevabı. C şıkkı Hümeyra. Siz ne derdiniz? Ben de C derdim. Görelim doğru cevap neymiş. Tebrik ediyoruz. Hakikaten can oldu bu. Yani 7 puan çok önemliydi. Ve puan durumunu söylemeyeyim şimdi. Şu anda söylemeyeyim, gerek yok. Çünkü 8, 9, 10 ve 1. Bu demektir ki 28 puan var birbirine. 29 puan, pardon. 28. Birbiriniz için 28 puan verebileceksiniz ve çok ciddi. Evet. Bu dakikadan itibaren 10 vereceğiniz noktayı lütfen birbiriniz için dikkatlice takip ederek tercih ediniz diyor ve
Zor dakikalar başlıyor. Esas şimdi başlıyor. Bir heyecanınız gitmedi sizin. Bir suyu yudumlamanızı tavsiye ederek yeni soruya geçiyoruz. Elif Hanım'ın sorusu şöyle. Batı dünyasında Edward Jenner tarafından bulunduğu bilinen hangi aşı daha önce Osmanlı'da uygulanmaktaydı? Edward Jenner. İsmi size bir şey çağrıştırıyor mu bilmiyorum ama şıklar şöyle. A. Çiçek aşısı, B. Verem aşısı, C. Grip aşısı, D. Hepatit aşısı. Osmanlı'da uygulanmaktaydı diye de bir ayrıntı not düşülmüş oraya. Bilir mi? Bence bilir. Yani bilebilir belki. Fakat yine 1 ve 8 arasında ciddi bir... fark var, evet. Tercih herhalde. Zorluğu var. Sekiz puan veririm. Bence de birlik bir soru değil bu yani. Hı-hı. Bilirse de helal hoş olsun 8. Olsun. Hazır mısınız efendim? Hazırım. Alalım gitsin. A çiçek aşısı. Siz ne derdiniz? Ben de A ve C şık arasında. Bakalım doğru cevap neymiş. Aa, tebrik ediyorum. Bakmıyoruz puan tablosuna. Bir kez daha muadil soruyu gördükten sonra bakmayı teklif ediyorum rejiye ve Sıdkı Hanım'ın sorusunu da görelim. Ondan sonra bakalım. Edward Jenner kendi çocuklarına dahi uyguladığı çiçek aşısının patentini neden almamıştır? Şıklar. A. Herkes kullanabilsin diye. B. Ödeme yapamadığından. C. Başvurusu reddedildiği için. D. Unuttuğu için. Bence bilir. Bence de bilir. Bir verelim. Şimdi mi kullanalım? Kullanalım. Emin misiniz? Sekiz mi versen? Fark etmez. Karar sizin. Bir yazabiliriz. Zira bunu çok anlayışla karşılıyoruz. Bir ve sekiz arasında ciddi evet, fark var. Evet. Bir verelim. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım cevabı efendim. B şıkkı ödeme yapamadığından. Siz ne derdiniz? Ben A derdim. Bakalım doğru cevap neymiş? Vallahi kurtardınız derim ben. Bir puan çok iyi oldu. Bilemediniz ama sizin puanınızı neredeyse oynatmadı. Sekiz demiş olsaydı çok ciddi bir fark olurdu. Yani A ile X arasında gittim geldim ama. Evet. Bir yanlış zamanda kullanıldı. Evet. Gelsin. Tahmin yürüteceğini ama heyecandan herhalde. Tabii ki son derece heyecanlı. Gelsin yeni soru. Bir teknoloji firması genel müdürünün çalışanlarından kendisine golf oynarken müzik dinlemesini sağlayacak bir cihaz istemesiyle hangisi üretilmiştir? Şıkları görelim. A. Telsiz. B. Discman. C. Tape. D. Walkman. Bence bilir. Yani bilemeyebilir. Bence bir ama karar sizin. Ama gerçi doğru. Bir puan verelim. Dokuz kullanma hakkınız da var ama bence yok, diyerek söyledim. Lütfen bir puan verelim. Kendi hür ve özgür... Hür ve özgür irademle bir puan veriyorum. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım efendim. D şıkkı derdim. Walkman. Walkman. Siz ne derdiniz? Ben de Walkman derdim. Görelim doğru cevabı. Tabii ki Walkman. İşte bir puan böyle bir yerde kullanılmalıydı. Evet. Yazık oldu ama artık geçmişe dönüp bakmayacağız. Şimdiden sonra 8, 9, 10. Soru kaçırmamanız lazım. Gelsin bakalım yeni soru. Ren Lönak sokakta kulaklarını tahtanın iki ucuna dayamış oyun oynayan iki çocuğu görünce hangisini yapmak üzere ilham almıştır? Yani İbrahim'in soru sorma biçimi bilmece gibi. Tahtanın iki ucuna dayamış oyun oynayan iki çocuğun kulaklarını... Çok enteresan değil mi ya? Enteresan ben de şu an anlamaya çalışıyorum. Hayır şöyle yani. Ren Lönak enteresan değil mi diyorum yani buluşu. Şıklar gelsin. A. Çocuk kilidi. B. Steteskop. C. Tahta kurusu ilacı. D. Kulaklık.
kulaklarını tahtanın iki ucuna dayamış oyun oynayan iki çocuk. Tahtanın iki ucuna dayamış olması önemli. Oyun oynaması önemli. İki çocuk olması önemli. Değil. Değil mi? Yapılan şey... Ren Lönnak neyi yapmış, neyi bulmuş? Ama buradan çıkar. Söyle. Yani buradan elemeyle bir yere varırsınız gibi geliyor bana. Şimdi gelelim efendim size. 8, 9, 10. Maalesef. 8 var, evet. 9 var, 10 var. Yani iki şık arasında kalır diye tahmin ediyorum. Bence de. O yüzden 8 verelim. Ne durumdasınız? İki şık arasında kaldım aynen. Ne diyorsunuz? Bunların her birinin ne işe yaradığını biliyorsunuz değil mi? Tabii. Hepsinin. Yani iki çocuk olması önemli değil mi şimdi? Şu şıklardaki her şeyin anlamlarını biliyorsunuz değil mi? Biliyorum evet. Tahtanın iki ucuna dayamış oyun oynayan iki çocuk. İki çocuk varsa kulaklık değildir diye düşünüyorum. Güzel. B şıkkı. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım cevabı. B şıkkı steteskop. Efendim siz ne derdiniz? Kulaklığı elede o muydu sizin ikinci şıkkınız? Ben de D derdim sanki. Kulaklık derdim. Çok mantıklı o da. Bakalım hangisiymiş? Tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Tahta kurusu ilacını da... bulan adam acaba nasıl bir şeyden ilham alarak? Pekala. Tahta kurusu diye bir türkü var bu arada biliyorsun değil mi? Yazılmış türkü var ya. Evet, şu anda durum şu. 30 Elif Hanım'ın puanı, 12 Sıdık Hanım'ın puanı. Birbiriniz için sakladığınız puan toplamları 19. Şimdi 10 puan verme sırasıysa lütfen beklemeyin. Eğer sorunuzun bir tanesini bile bilirseniz, 10'luk bir soru 40, her türlü kazanırsınız. Mı? 12, evet, 22, 29 kazanırsınız. Peki, sorunuzun birini atlarsanız ve... Sıdık Hanım iki sorusunu da bilirse kaybedersiniz. Durumumuz bu. Gelsin. İran'ın bir kentinin de adı olan Türk musikisindeki makam türü nedir? Şıkları görelim. A. Hilla, B. İsfahan, C. Kereç, D. Erbil. Bence bilir. Bence de bilir. 9 mu 10 mu? Olsa beklemeyiz. 9 mu? 9. Hazırım. Alalım efendim. B şıkkı İsfahan. Siz ne derdiniz? B şıkkı İsfahan derdiniz. Bakalım doğru cevap neymiş? Tebrik ederiz. Yani İsfahan'ın bir İran kenti olduğu bilinir ama müzikli bir makam olduğu kolay aslında bilir. Aslında ben makam olduğunu biliyorum. Yani öyle makamdan mi? Dolayı. Çok güzel. Peki gelsin bakalım muadil soru. İsfahan kelimesinin kabul gören anlamı nedir? Bugün muadiller muadil. Gelsin şıklar. A. Asker kent. B. Uygar ev. C. Atlı askerler. D. Masal diyarı. Bence bilir. Onsa beklemem. Bence bilemez. 10 verelim. 10. Hazır mısınız? Alalım cevabı. Asker kent. Siz ne derdiniz? B derdim. Uygar ev. Evet. Şıkları şey doğru cevabı görelim. Kesinlikle eyvah bu 10 puan hiç zamanında verilmiş bir 10 olmadı sizin için tabii ki. Ama Elif Hanım çok doğru bir zamanda onu verdi. Gerçi neyi verecekti yani 9 vardı. Birini yanlış yerde kullandı o da sizin için bir avantajdı ama gelinen noktada şu anda 39 puanda. Elif Hanım, Sıdık Hanım 2 puanda. Açıkçası şu bir defa Elif Hanım çok iyi yarışıyor ve dolayısıyla bu yarışmada puanlama stratejisi çok önemli. Yani birbiriniz için puanlama yaptığınız için aynı adette soru cevaplamak yetmiyor. Bazen 5 soru, örnek 4 soru bilen birisi 5 soru bilen birinden daha fazla puanına galip çıkabiliyor. Fakat
bolca soru cevapladığı zaman yarışmacı ya da tamamını cevapladığında hiçbir strateji bu yarışma için geçerliliğini tutturamaz ve kaybeder. Dolayısıyla Elif Hanım açıkçası gerçekten iyi yarıştı ve kaç soru attınız efendim? Bir mi? İki mi? Bir. Bir soru attı da 39. Yani bu artık stratejinin yapacağı bir şey yok buna. Evet. Pekala. Gelsin yeni soru. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen, kökü yukarıda, dalları aşağıda olan cennetteki ağacın adı nedir? Şıkları görelim. A. Mana, B. Tuğba, C. Rahat, D. Vakıa. Bence bilir. Sıdıka kendisi için yazmış olduğu farklı olsaydı özelliklerinde sivri dilim olmasaymış diye... Evet. Bir itirafta da bulunarak kendi içinde ve bunu aslında bir yandan da kendini eleştirerek söylediği bir şey. Ona çok saygı duyuyoruz. Sivri dilli buluyor musunuz? Bazen aniden söyleyebiliyor, o da sinirli anına denk geldiği için. Kırıcı olabiliyor ama özür diliyor. Uzun sürmüyor en azından. Yok, sürmüyor. Maalesef öyle bir huyum var. Peki değiştiğim iddianız hangisi için geçerli? Uyumanız için mi, sivri dilinizi artık kullanmamanı? Uyku konusunda eskisi kadar uyumuyorum. Değiştim ya, yani bence değiştim. Gerçi son bir yıldır arkadaşınızı göremiyorsunuz dese geridir. Ara ara görüştük ama tabii aynı evde... Sormuyorsunuz herhalde, hala uyuyor musun falan demiyorsunuz. Niçin bu konuda açıkçası kendinizi eleştirmeniz bu yönüyle iyi? Hakim mi olamıyorsunuz? Sinirlendiğiniz için mi yapıyorsunuz? Nasıl bir şeydir? Ya da hangi olaylar daha çok sizin böyle bir sinirle bazen kırılıcı olabilecek bu cümleyi etmenizi sağlıyor? Yani çok ısrar, üstüme gelinmesi, ne bileyim klasik olacak ama yalan söylenmesi falan. Tabii bunlar hoşuma gitmeyen şeyler. Bilmiyorum neden böyle, yani daha ılımlı... olsam daha güzel olur. Bunun için gayret ediyorum. Ama tabii. Çok şanslısınız. Bu konuda son derece anlayışlı bir dostunuz var. Evet. Yani hiç öyle tartıştığımız zamanlar olmadı. Bizim aramızda öyle küslük olmaz zaten. Çok güzel. 10 verecek gibisiniz. Son puanınız. 10'du ve beklemiyoruz. Alalım efendim. Evet. Beş şıkkı Tuğba. Ben de Tuğba derdim. Bakalım doğru cevap neymiş? 49 puan. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. 3 puanlık soru neydi? Hatırlıyor musunuz? Kaçırdığınız? Ha, leylek. Kuşların evet. Neden ve şeklinde. Açıkçası onu da bilmiş olsaydınız şahane bir evet. Rekor kırılmıştı ama puanı. Fakat 49 puan çok iyi bir puan ve 19 yaptınız. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet, son soru sizin efendim. Hazır mısınız? Hazırım. Gelsin. Siz de artı puan da bitireceksiniz bence bu soruyla. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ölümcül, acı meyveli cehennem ağacının adı nedir? Şıkları görelim. A. Helake, B. Şütun, C. Taun, D. Zakkum. D. Şıkkı Zakkum. Bence bilir. Bence de bilir. 9 veriyoruz o zaman. Evet, verelim. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım gitsin. Beş, kız hakkım. Bakalım doğru cevap neymiş? Tabii ki zakkum. Ve açıkçası 11 puan, gayet iyi bir puan. Sizi de tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Ama tabii ki bu yarışmanın bir kazanı olacak. Bugün Elif Hanım oldu. Arkadaşlığınızın, dostluğunuzun daim olmasını, artarak devam etmesini... Muhabbetinizin katlanarak devamını diliyor ve istiyoruz. Katıldığınız için zahmet buyurup onca yolu bu programa bize misafir olmak için geldiğinizden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ederiz. Efendim tekrar görüşünceye dek sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın, hoşça kalın.